Selamun aleyküm beyler. Ben Nuxum Cumhur Erdem Çelik. Bugün sizlere yapmış olduğumuz temsilcilik panelin tanıtımını ve satış hakkında bilgilendirme yapacağım. Ben daha çok uzatmadan hemen giriş yapmak istiyorum. Ben şu anda bir adet makine kurulumu ve temsilcilik kurulumu yapmış bulunmaktayım. IP'miz burada makine şifremiz ve yatka şifremiz mevcuttur. Bunu ilk önce bizden temsilcilik paneli alan kişilerin sitesine entegre yapabiliyoruz. Aynı bizim sitemizde yaptığımız gibi. Bizim yapacağımız işlem şu anda kısaca anlatımını yapacağım admin girişiyle ilgili. Admin paneline girişine tıkladığında kullanıcı ve adı ve şifrenizi istiyor. Benim kullanıcı adım bu şekil. Burada bir adet sunucumuz mevcut. Ben bunu sildim. IP adresi, makine şifresi, yatka şifresi, dosya yolu ve lisans olayını bize sormakta. Bizim buradaki girişimizin amacı size sattığımız, lisansla sattığımız TSE panelin IP limiti olduğunu göstermektedir. Ben şu anda bu girişe bir adet IP limiti tanıdım. O da bunun için zaten onu da göstereceğim. Bizden almış olduğunuz TSE panelde fiyatlandırma mevcuttur. 10 IP atıyorum şu kadar fiyatta. 1 IP 2 aylık 5 TL'dir. Böyle bir fiyatlandırmamız mevcut. Zaten web sitemizde de bu fiyatlandırmalar hakkında bilgi vereceğiz. Ben ilk önce IP adresimi buraya yazayım hemen. 5. Makine şifresi NextAZ'deydi. Evet. Yatka şifremiz hemen yatka şifremizi alıyoruz. Yatka şifremizi yazıyoruz. Dosya yolu. Şöyle bir dosya yolumuzun sormasının nedeni hangi makine girişte hangi hangi klasörde olduğunu göstermektedir. Bu root girişi yaptık ve Temsilcilik Server Linux x86 klasörü. Eğer normal bir dizinde zaten Temsilcilik kurduysanız makinenize Temsilcilik Server Linux x86'dır. Yani bunu boş da geçebilirsiniz. Boş geçme olayından kastım şudur. Eğer x86 ise ismi bu şekil, Temsilcilik'in kendi ismi ise bir sorun çıkmayacak. Ama eğer farklı bir isim verdiyseniz o yolu belirtmeniz gerekir. Örneğin şu şekil slash root ironbot klasörü gibi. Ben de burada yine belirttim ne olur ne olmaz. x86 ilk önce girişimi, root girişimi belirttim. Sonra slash'la klasörün ismini belirttim. Burada benim TSE kurdum. TSE IP'si hosting provider. Onun için hosting provider'ı seçiyorum ve gönder tuşuna basıyorum. Benim bilgiler veri tabanına yüklendi diye bir karşıma bilgi çıktı. Buraya ikinci bir IP eklemek istiyorum sallamasyon olarak. Size verdiğimiz IP limiti, siz bir IP'lik giriş aldınız mesela. Bunu sonradan siz bir farklı IP ile ekleyebiliyorsunuz. Ama ben şu anda gönder dediğimde IP limitiniz dolmuştur. Tek IP'lik giriş aldığım için bu şekilde IP limitiniz dolmuştur diye bir uyarı verdi bana. Şu anda IP'mizi eklemiş bulunmaktayız. Hemen girişimizi yapalım. Bu şekilde kalsın. nexonucum.com/tspanel.php'den ben girişimi sağlıyorum. Dediğim gibi sitenizde istediğiniz gibi entegre mevcuttur satış yapıldıktan sonra. Şimdi bayi paneli ve müşteri paneli olarak iki seçeneğimiz daha mevcut. Bayi paneli sizden alınan bir bayilik varsa eğer bunun kullanımı hakkında daha detaylı işlemler yapabiliyor bayi panelinde. Müşteri panelinde ise sizin sattığınız portlu TSE'leri bir yatka şifresi belirleyerek buradan girişinde sağlatabilirsiniz müşterilerinize. Bir nevi Temsilcilik modülü gibi de bir işlevi mevcut. Ben ilk önce bayi panelinde tanıtıp oradan bir yatka şifresi ekleyip portlu TSE'yi de anlatacağım size. İlk önce bayi panelini tanıtmak istiyorum. IP adresinizi ve yatka şifrenizi sordum size. 31.210.40.185 hemen ekleyelim. Yatka şifremiz de burada. Girişimizi yapalım. Girişimizi yaptık. Serveri başlat. Serveri durdur. Server yönetimi yatka girişi al. 4 adet butonumuz mevcut burada. Serveri durdur dediğimizde otomatikman içindeki TSE'yi stoplar. Makinenizdeki Temsilcilik server'ınızı stoplar. Stopping the Temsilcilik server. Bazı arkadaşlarımızın bize gelen şikayetlerde İngilizce olduğunu belirtmişsiniz ve çaldınız gibi yalanlamalar gördük. Bu
yazı, yani bu gelen yazı makineden gelen bir yazıdır. Yani bunu bilmeyen de yoktur açıkçası. Geri dön dediğimizde makinemiz kapalı olduğu için hata veriyor. Ana sayfaya geçelim. Serveri başlat diyelim. Serverimizi başlattı şu anda. Otomatikman TS klonumuz taktı. Normalde serveri başlat dediğinizde sadece 9987 portunuzun açık olması gerekir. Burada bütün TS'ler var. İçinde 5-10 tane TS varsa hepsini, içindeki bütün TS'leri startlar. Mesela şu anda olduğu gibi. Şu anda altı alamıyorum. Şu anda açıldı mesela startla dediğimde. Ben şu metin belgesini aşağı alacağım. Buradan böyle bir işlemimiz de mevcut. Thumbstick 3 klasörünüzü startlayıp stoplayabiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde, hatta müşterileriniz de bunu buradan girişini sağlayabiliyor. Yani makineniz kilitlense bile otomatikman müşterileriniz buradan startlama yapabilir. Server yönetimine en son gelmek istiyorum. Server yönetimi bayağı detaylı bir sistem olduğu için en son değineceğim o konuya. Yatka'ya şu anda erişim yapamazsınız. Buradan Yatka girişi al diyerek IP'nizi Yatka erişimine açabilirsiniz. Şu anda sadece bu bilgisayarda, ben bu interneti kullandım, bu internet IP'sini kullandığım için sadece ben giriş yapabilirim. İkinci kişi giriş yapamaz. Bu da bazı firmalarda, firmacıklarda da daha doğrusu IP'lerin kapanma sorunu mevcutmuş. Biz bunu da geliştirerek bir sistem yaptık. Bizim hiçbir şekilde kapanma gibi bir sorunumuz yoktur. Bunu belirtelim. Bizim Yatka şifremizi hemen ben buradan kopyalıyorum. Kopyalamamı yaptım. Buradan Yatka girişi al demiştik. Yatka bölümüne geliyoruz. Server adını hiçbir şekilde değişiklik yok. Password yazınca otomatikman giriş yapabilirsiniz. Yatka'dan da istediğiniz gibi yedek atıp alabilirsiniz. Yatka zaten kullanımın size kalmış bir şeydir. Ben buraya değinmek istiyorum. Buradan istediğiniz bir yetkinin yetki kodunu alabilirsiniz. Mesela benim şu anda 9987'lik bir portum var. Ve ben bu porta bir yetki almak istiyorum. Hemen 9987 portunu yazıyorum. Yetki ID'si olarak alacağım yetkinin mesela normal server admin 6'ymış. Server admin'in 6'sının server grubunun ID'sini yazdım. Yetki kodu al dediğimde bana bir yetki kodu karşıma çıkarttı. Ben bunu kullandığımda ise yetki kodu kullan, server admin karşıma çıkacaktır ve yetki kodu başarıyla kullanıldı. Bu şekilde müşterilerinize çok kolay bir şekilde yetki kodu sağlayabilirsiniz. Şimdi buradan Temsilik hem Yatka'da giriş olduğum için iki kişi olarak gösteriyor şu anda. Ana sayfaya dönelim. Server yönetim, Yatka'dan çıkışımızı yapalım. Yatka'da bir işlemimiz kalmadı. Şimdi server yönetimine değinmek istiyorum ben. Burada yapacağımız işlemler çok basit işlemler. Server oluşturma, server yönetimi gibi işlevler. Evet beyler, burada yapacağımız çok bir işlem yok aslında. Normal server oluşturma, server yönetimi ve panel şifresi ve IAMBOT yönetimi. Ek olarak biz bu panel şifresi ve IAMBOT yönetimini ekledik. Bunu da detaylı olarak anlatacağım. Çünkü burada sorun çıkması muhtemel bir bölüm. Buradan server oluşturma bölümüne server ismi, ben hemen ekranımı yazıyorum. Server slot 512 kişilik, server port 85 yazalım mesela. Serveri oluştur dediğimizde TS'niz oluşur, ID'niz gelir, token kodunuza kadar, portunuza kadar, virtual portunuza kadar her şey gelir. Server yönetimine geldim. Yanlış yazdık. Server'ımız şu anda açık. Ben hemen giriş yapmak istiyorum. O TS'de de anlatacağım. Birkaç şey var çünkü. 85 portuna girişimizi yaptık. Hemen yönete basalım. Yönet butonuna, yok, hatta şuraları anlattıktan sonra oraya geçelim. Server yönetimi, server'ı başlatma ve server'ı durdurma gibi işlevlerimiz de mevcut. Burada server'ınızın ID'si, yani şu ID kısmında hangi server'ınızı durduracaksanız eğer, baştaki diye olmadan ID'sini yazmanız gerekmektedir. Mesela buradaki portu 85 olan TS'nin ID'si 2'dir. 2 buraya server ID bölümünü 2 yazdığımızda server'ı durdur dediğimizde 2 ID sahip TS durduruldu dedi ve şu anda shutdown'u verdi, yani durduruldu. Geri dönerek tekrardan açalım. Statü offline, uptime ne zamandır açık olduğu bilinmiyor.
kaç kişilik olduğunu gözükmüyor şu anda. 2 yazarak tekrardan serveri başlatalım. Hemen saniyesinde geri açılmış bulunmaktadır. Bu yaptığımız TSE panelde Yatka'ya girmenize bile gerek kalmıyor açıkçası. Yatka ile ilgili bütün işlerin ve daha detaylı işlerin burada olduğunu görebilirsiniz zaten. Şimdi geldik hata yapabileceğiniz muhtemel bir bölüme. Panel şifresi ve ayanbot yönetimi dediğinizde bu bölümde siz bir portlu TSE satışı yaptığınızda müşterinize hangi yetkiyi alabilmesi, hangi token kodunu oluşturabilmesi hakkında bir yetki tanımlıyorsunuz. Burada mesela bana bir bayi geldi, portu 85 adlı TSE'yi sattı diyelim. Ben bu portu 85 TSE'sinin sahibiyim ve hangi yetki kodunu alacağımı bilemiyorum. Siz ilk önce hangi yetkiyi verdireceksiniz? Şu şekilde mesela ben 85 portuna panel şifresi oluşturuyorsunuz bir adet. 1-2-3 oluşturalım. Panel şifresini bu bölümü ayanbot ailesi bölümü sakın boş geçmiyorsunuz. Geçerseniz eğer hiçbir işlem yapamaz müşteriniz. Ben buraya hangi ayanbot ailesi denmiş ama ayanbot vermenize de gerek yok. İsterseniz server admin, isterseniz farklı bir ID koduna aldırtabilirsiniz. Burası çok önemlidir. Eğer Yatka girişi alan bir yetki verirseniz eğer sizin müşteriniz kendi bölümünden giriş yaptığında server admin yetkisi de alabilir. Şu şekil ben hemen sunucu grupları server admin 9'muş ailesi. Hemen buraya 9 yazıyorum. Şifre koy, güncelle, sile bastığımda panel şifresi eklenmiş bulunmakta. Buraya panel şifresi ve ayanbot ailesi gelmiş bulunuyor. Bunu biraz sonra göstereceğim nasıl kullanıldığını. Biraz önce eklediğimiz panel şifresi ve ayanbot ailesinin nasıl kullanıldığını müşteri girişinde göstereceğim size. Ben şimdi yönetim bölümüne geçiyorum. Yönetim bölümüne geçtiğimde buradan tek tuş ile direkt TSE'nin ismine tıkladığınız anda TSE'ye giriş sağlayabilirsiniz. Uygulamayı başlattığınızda otomatikman aynı IP ulaşımda tabii TSE'de olduğumuz için şuradan çıkalım. TSE'yi de kapatalım hatta. Next sunucu uygulamaya başlayacak. Şu anda girişimizi tekrardan sağlamış bulunuyoruz. Bu şekilde de PamSpeed Server'ınıza çok kısa bir süre içinde giriş sağlayabilirsiniz. Buradan yapabileceğiniz işlemler çok kolay. Buradan mesela benim şu anda bir yetkim mevcut mu? Bu şu an yetkim. Hangi porttayım ben? Portu seçelim şu anda. Bakalım. Portu 85'te olandayız. Tamamdır. Şimdi server admin bölümüne server admin yetkisi vermek istiyorum. Ben burada hangi yetki mevcutsa sıralanmıştır. Yatkınız hangi mevcut, TSE'niz hangi yetkiler mevcutsa karşımıza burada sıralanmıştır. Ben server admin yetkisi vermek istiyorum. Buradan TSE'de olan kişileri görebilirsiniz. Seçiyorsunuz yetki ver dediğinizde aşağıda yetki verildi yazmaktadır ve geldiğinizde yetki verilmiş olur. Şöyle bir şey göstereceğim size. Buradan yedek alıp atmada bir sorun çıkartabiliyor. Bunun gerekçesi ise yedeğinizin UTP 8 bombsuz olması gerekmekte. Eğer yedek atılmazsa ve size takılırsa mutlaka ticket atınız yazılmış not olarak. Bizim burada atacağımız yedek bombsuz olmak gerekmekte. Bunu da şimdi nasıl olacağını göstereceğim. Siz eğer bir yedek attıysanız veya attırdıysanız bu yedeği alıp tekrardan atabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Ama eğer bir yedek atacaksanız dışarıdan bu yedekte UTF-8 bombsuz olması gerekmektedir. Bu da nasıl mevcut oluyor? Hemen size göstereceğim bunu da. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, biraz önce bir sorun yüzünden videoyu durdurmak zorunda kalmıştım. Şimdi tekrardan devam ettiriyorum. Hemen kısaca tekrardan özet geçmek istiyorum. Şu anda ben TSE'deyim. Ve şu TSE'mizi açalım yan tarafa. Şu anda hemen bir yetki alalım. Admin server query verelim. Buradan yetki ver butonuna tıkladığımızda TSE panel admin server query yetkisini verdi. Buradan admin server query buff'ladı. Yetkiyi sil dediğimizde de TSE panel kaldırdı olarak gözüküyor. Buff'lıyı kanaldan atalım mesela. Yap dediğimizde kanaldan zaten default channel'dayız. Sunucudan atlayabilirim. Sunucudan atladığımda TSE panel tarafından atıldınız olarak gözüküyor. Hemen bir saniyede banlayalım şuradan. Hepsi çalışıyor mu onları gösterelim. Banla.
banlama süresi 1. Hatta banlamayalım, sonra dakika olarak banladığı için sonra giremeyeceğiz. Büyük ihtimal pokeat dediğimizde. Pokemiz gelmedi. Pokeat başlıyor. Mesaj. Pokemiz de TS falan tarafından gönderildi. Söylediğimiz yanlış şey tutmuşuz. Bastalım. Taşı dediğimizde de buradan oda şifresini seçip odayı olmadığı için gözükmüyor şu anda. Odayı seçebiliyoruz. Yedek at bölümünden bombsuz olmasına dikkat edin demiştik. Buradan yedeğinizi bombsuz bir hale getirmeniz gerekmekte. O yüzden de şu şekilde yatkıyı aşağı alalım. Yedeğe sağ tıklıyorsunuz. Notepad gibi bir programla açıp buradan UTF bombalamadan dönüştür deyip CTRL ile S deyip onu yanlış yaptık. CTRL ile S deyip kaydedip atabilirsiniz. Ben hemen de yedek de atmak istiyorum. Şu anda dosya seç. Şuradan Necron'un sorunsuz yedek Ahmet. Yedek at diyelim. Ve bekleyelim. Server'e shutdown dedi ve TS yedeğimiz atıldı şu anda. Odalarımız geldi, her şeyimiz geldi. Tabi burada gelmedi. Buradan hemen altta bir yenile butonumuz var. Yenile butonumuza tıkladığımızda odalarımız, her şeyimiz buraya gelmiş bulunmakta. Yetki alalım hemen admin server query'e. Buffalo'ya yetkisini ver. Admin server query yetkisi de verildi. Tamamdır. Burada yapabileceğimiz bir işlem daha bulunmamakta. Şimdi müşteri panelini göstermek istiyorum size. Biraz önce yaptığımız işlemde buraya bir yetki ID'si tanımlamıştık. Bu değişti mi değişmedi mi ona bakalım hemen. Buradan server admin 3 oldu. Server. Biz burada hangi yetkiyi yapalım acaba? Admin server query 2. 2 yapalım. Bunu bir düzenleyelim buradan. Şöyle yapacağız. Ayağım 85 portunda panel şifresini 1-2-3 koymuştuk. Değiştirmek için ise şöyle bir işlem yapıyorsunuz. Yatka şifresini değiştirmek istediniz. Hemen geliyorsunuz, portu yazıyorsunuz. Buraya yatka şifresini 1-2-3-4-5 yapacağız mesela. IAMBOT ID'sini de ben müşterilerimin yetki olarak admin server query almasını istiyorum. Token oluşturduğunda admin server token oluşturmasını istiyorum. O yüzden de admin server token'ı kaçtı? Bu arada bakmadık, unuttuk. Admin server query server ID'si 2. 2 oluşturalım. 2. Güncelle dediğimizde güncelledi. Geri dön diyelim. 1, 2, 3, 4, 5 oldu yatkı şifresi. ID'miz de değişti. Hemen şimdi müşteri panelimize giriş yapalım. Bu da yönet gibi bir bölümden oluşmakta kendisi. TS panel PHP tekrardan girelim. Çıkış yapsın. Buradan müşteri paneli dediğinizde müşterilerinin giriş yapacağı yer. Hemen buradan IP'mizi alalım. IP'miz. Portumuz 85 idi. Şifremizde en son 1-2-3-4-5 yapmıştık. Giriş butonuna tıkladığımızda her müşterinizin kendine ait bir TSS mevcut olduğu için istediği gibi kendisi buradan işlemini yapabiliyor. Mesela bu sunucu benim şu anda. Ben buradan neleri yapabilirim? Aynı yöntemler. Burada sadece farklı olarak IAMBOT token'u oluştur dediği. Biz oraya yetki ID'si 2 yazmıştık hatırlarsanız. Admin server query. Bize admin server query token'ı oluşturacak. Yetki kodu oluştur dediğimizde yetki kodu oluşturdu. Mesela ben bunu kullandığımda admin server query bana gelecektir. Ama şu anda admin server query yetkim zaten var. O yüzden kullanmıyorum. Yani burada o biraz önce yönetim panelinde yaptığımız yetki ID'si bize müşterilerinizin hangi yetkinin yetki kodunu oluşturabilmesi hakkındaki yetki ID'sidir. Öyle belirteyim ben size kısa yoldan. Burada yapacağımız işlem, ben buraya anlatmıştım zaten size. Yine aynı, burası sıralanmış bir şekildedir klantayı. Sadece birkaç yetki haricinde. Sunucu sahibi teknik destek istediği yetkilere bilirsiniz. Buradan test yapan sunucu sahibi verdi. Müşterileriniz de buradan kendi sunucularını yönetebilir. Müşteri panelimizle bayi panelimizin kullanımı da bu şekildir. Benim anlatabileceğim şu anda daha bir şey bulunmamakta. Eklemek istediğiniz veya farklı bir şeyler olduğunda bize iletirseniz veya bir öneriniz de varsa iletirseniz memnun oluruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Fiyatlarımız ise nexonucum.com'da açıklanacaktır bir bölüm oluşturulup oradan. Şu anda fiyatlarımız tek IP için 2 aylık 5 TL'den sağlanacaktır. Eğer Dedicate ve benzeri
alımlarda, 60 IP, 50 IP alımlarında aylık ve yıllık sürümde yapacağız. Yıllık alımda bir 5 aylık ödeme alınması olacaktır. Bunun fiyatları zaten web sitemizde belirtilecektir. Gerek ticket atarak, gerek canlı destekten, gerek Skype'dan ya da telefon, şirket telefonumuzdan bize ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.